Sözcük türlerinden ünlem konusuna bakıyoruz arkadaşlar. Yalnız başına anlamı olmayan, cümle içinde sevinme, korku, özlem, kızma gibi duyguları anlatan ya da seslenme bildiren sözcüklere ünlem denir. Ünlemler cümledeki söyleyişe göre anlam kazanır arkadaşlar. A. Kim gelmiş? Şaşırma. Yazık. Çocuk hasta olmuş. Üzülme, yazıklanma. Eyvah. Çantam otobüste kaldı. Telaşlanma. Tüh. Yine yanlış yaptım. Üzülme. Bu örneklerde virgülden önceki mavi yazılan kelimelerimiz birer ünlemdir arkadaşlar. Ayrıca ünlem, sevinme, coşma, kızma, acıma, şaşma, korkma gibi duyguları anlatan, seslenme, buyruk gibi durumları bildiren ya da doğa seslerini yansıtan sözcükler de ünlem olur arkadaşlar. Ayrıca ünlem bildiren ifadelerimize de bir göz atalım. Aman ha, of, bıktım artık. Ah, bunu önceden bilseydim. Vah vah, ne oldu sana? Ay ne şirin şeysin sen öyle. Vay başıma gelenler. Yeter be. Bravo sana. Ha vapur gözüktü. Ha gayret. Elveda sana ey sonbahar. Eyvah ne yer ne yar kaldı. Hey bana baksana. Oh ne güzel. Gibi ifadelerimiz birer ünlem ifadesidir arkadaşlar. Ve not diyeceğiz arkadaşlar. Ünlemler bazen cümle içinde değişik görevlerde kullanılabilirler. Yani farklı sözcük türü olabiliyor arkadaşlar ünlemlerimiz. Birinci cümlemizde. Kimsenin ahı kimsede kalmaz. Ah kelimesi normalde ünlem iken isim çekim eki aldığı için ne olmuş arkadaşlar? Ah ünlem iken isimleşmiş arkadaşlar. Sözcük türü isimdir. Ünlem değildir. Dedemin amansız bir hastalığı vardı. Bu cümlede ise arkadaşlar aman normal şartlarda neydi? Ünlemdi. Ama sız eki onu türetmiş. Ve amansız kelimesi hastalık kelimesinin niteleyicisi durumunda olduğu için yani amansız kelimesinin niteleme sıfatı olduğu için artık amansız kelimesi bir niteleme sıfatıdır arkadaşlar. Diğer cümlemizde arkadaşlar ha ben ha sen hiç fark etmez. Bu cümlede ha ha bağlacımız ben ve sen ögelerini birbirine bağlama görevinde kullanılmış. Ama normal şartlarda ha kelimesi tek başına ünlem ifade eden bir kelimeydi arkadaşlar. Burada farklı ögeleri birbirine bağlama görevinde kullanıldığı için ha ha bağlaç görevinde kullanılmış arkadaşlar. Evet bu şekilde edat bağlaç ünlem üçlemesini de bitirdik. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda arkadaşlarınıza önerin arkadaşlar videolarımızı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.